Çiftçilerimizin 2022 yılında 2158 lira 8 kuruş olan Tarım Bağkur primleri 2023 yılında 3452 lira 76 kuruş oldu. Hazine teşvik indirimiyle 2952 lira 36 kuruş olan bu tutarı çiftçilerimizin ödeme imkanı bulunmuyor. %60 oranında gerçekleşen prim artışına kolaylık sağlanmalı, prim ödeme gün sayısı 15 güne indirilmelidir. Çiftçilerimizin Tarım Bağkur primlerine uygulanan %5 oranındaki hazine teşvik indirimi, Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı göz önüne alınarak makul bir düzeye yükseltilmelidir. Eğer müdahale edilmezse 2023 yılı artan prim oranları ile tarımda kayıt dışılık artacak, Tarım Bağkurlu çiftçilerimiz sosyal güvenlik hakkından mahrum kalacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2016 yılında 717.876 kişi zorunlu Tarım Bağkurlu'ydu. Elde edilen son verilere bakıldığında %23.79 düşüş ile Tarım Bağkurlu çiftçi sayısının 547.075'e düştüğü görülüyor. Birliğimizin Ziraat Otları Bilgi Sistemi verilerine göre son 2 yılda 172.747 çiftçi Tarım Bağkur ödeyemeyecek güçte olduğunu muafiyet belgesiyle ispatlayarak Tarım Bağkur ödemekten vazgeçti. Üstelik çiftçilerimizin mali durumu düzelse ve tekrar Bağkur ödemeye karar verse bile şu anki düzenlemelere göre muafiyette geçen yılları borçlanamayacaktır. Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntılı dönemin dikkate alınarak muafiyette geçen sürelerin borçlandırılması imkanı sağlanmalıdır. 2023 yılında 30 gün üzerinden prim ödeyecek olan çiftçilerimiz emeklilik haklarını 9000 gün prim ödemeleri halinde kazanacaktır. Çiftçilerimizin 25 yıl prim ödemeleri hiç adil değildir. Bu nedenle gündemde yer alan torba yasa ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 5510 sayılı kanunda değişiklik yapılırken Tarım Bağkur sigortası prim gün sayısı 2008 yılında olduğu gibi 15 güne indirilmelidir. Diğer sigortalılar 7200 gün prim ödemesiyle emekli olurken çiftçilerimiz 9000 gün prim ödemesiyle emekli olmaktadır. Diğer sigortalılar 20 yıl, çiftçilerimiz 25 yıl prim ödemesi yapmak zorundadır. Çiftçilerimizin sigorta prim ödemesi yarıya düşürülmezse Tarım Bağkur sigortalı sayısı azalmaya devam edecektir. 2022 yılında uygulamaya başlayan Ocak-Haziran primlerini Temmuz sonuna kadar, Temmuz-Aralık primlerini takip eden yılın Ocak sonuna kadar iki dilim halinde Tarım Bağkur primlerine ödeme kolaylığı getirilmiştir. Ancak çiftçilerimizin iki seferde ödeyecekleri yıllık toplam 41.433 lira 12 kuruş, hazine teşvik indirimli olarak da yıllık toplam 35.428 lira 32 kuruşu ödemesine imkan bulunmuyor. Tarım Bağkur primini ödemekte zorlanan çiftçilerimiz de ürününün para etmeme riski, ekonomik sorunlar, girdi fiyatlarının sürekli artması, kuraklık, ansızın yaşanan afetlerle ürününü kaybetme korkusu, bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçları yüzünden sürekli haciz korkusu gibi bazı stres faktörleri psikolojik travmalar yarattı. Çiftçilerimize yıllardır sadece fiziksel değil, psikolojik yıpranma payı da verilmelidir. Zor şartlarda çalışanlara fiili hizmet tazminatı veriliyor. Çalışma şartlarının zorluğu dikkate alınarak bütün çiftçilerimize çalıştıkları her yıl için 4 yılda bir hesabıyla 90 gün yıpranma payı ilave edilmelidir. Kadınların sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğumları nedeniyle hizmet borçlanması yapabilmeleri de sağlanmalıdır. Tarımda çalışan kadınların %94,5'u sosyal güvenlik sistemine kayıtlı değildir. Pozitif ayrımcılığı hak eden kadın çiftçilerimizin sisteme katılımı desteklenmeli, gençlerimizi ve kadın çiftçilerimizi tarımda tutmak için teşvik edici önlemler alınmalıdır. Kadınların sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğumları nedeniyle hizmet borçlanması yapabilmeleri de sağlanmalıdır. Birliğimizin çok sayıda çiftçimiz Tarım Bağkur primlerinin çok yükseldiğini, bu yılın her geçen yıldan daha zor olduğunu, mazota, ilaca, gübreye, tohuma, yiyecek aşımıza, okuttukları evlatlarına para yetiştiremediklerini, şu anki
prim miktarlarını ödemenin emekliliğin hayal olduğunu dile getirmektedirler. Gündemde yer alan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlenmekte olan kanuna tarım bağkur primlerinin düşürülmesiyle ilgili düzenlemenin eklenmesini talep etmektedirler. Binlerce çiftçimiz yoğun bir şekilde ziraat odalarımızı ve birliğimizi arayarak primlerimiz düşsün, geleceğimizi göremiyoruz diyor. Girdi maliyetleri artan, gelirleri düşen üreticilerimiz için şu anki prim miktarlarını ödemek, emekli olmak neredeyse imkansız hale geldi. Bu nedenle gündemde bulunan torba tasarıda bağkur primlerinin düşürülmesi maddesi konulmalıdır. Devletimiz çiftçilerimizin sosyal güvenlik hakkını devlet eliyle verebilecek güçtedir. Devletimiz ülkemizi besleyen çiftçilerimizi sosyal güvenlikten yoksul bırakmamalıdır.